Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl B4A'da bir tane web server'dan API'den veri çekebileceğiniz uygulamamızı onu göstereceğim. Bir tane bugün koronavirüsle alakalı API buldum. Size temel olarak göstereceğim. Bunun üstünden siz başka bir API sayesinde başka verileri de siz kendi mobil uygulamanızı da çekebilirsiniz. Designer'dan hemen ben buradan Designer'ımı açayım, tasarımcıyı açayım. Formumuz burada. Ben hızlıca ayarlarını yapacağım. Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to reconcile cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield. Burada ben kendim vaka sayısı label falan bunları kendim tekrar buradan isimlendirdim. Bunları neden yaptım? Çünkü kod kısmında bunlar bana lazım olacak. Bunlara değer vereceğim. Buna karşılık vereceğim. O yüzden bunların isimlerini değiştirdim. Şimdi araçlar kısmından, eklentileri yarat kısmından bana lazım olan label'ların eventlerini yaratıyorum. Test sayısının lazım. Bu label'ların hepsi lazım. Ülkenin text box'ı da lazım. Ara butonun sadece click event ile normal event'i lazım bana. Burada başka hiçbir şey lazım değil. Bir de aktif label'ınki lazım. Sonra eklenenleri yarat diyorum ve otomatik burada bana hepsi gördüğünüz gibi oluşturuldu. Projem açıldığında diyorum ki load ana sayfa formunu bana aç diyorum. Ardından burada kütüphaneden siz Core, JSON ve OKHTTP Utils 2 kütüphanesini aktif etmeniz gerekiyor. Bunlar yüklü değilse sizde 7 veyahut da 8. dersimde anlatmış olmam lazım nasıl kütüphane eklenildiğini. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi diğer kod kısmına geçeyim. Bu tarafta tekrar hızlandırılacak. En son ne yaptığımı anlatacağım size.
took a swing at a wrecking ball, and I prayed for my downfall, and I found a way to reconcile, cause in my heart it's not worthwhile. It's a bloody battlefield where some go down, others heal. In the end it's all the same, all you can do is play the game. Kod kısmı şu anda bitti. Contrast'ten, yani burada dedim ki buradaki contrast, yani şu ülkenin hangi ülkeyse benim yazacağım text box'da, mesela diyelim ki USA yazayım. Burada bana USA'nin verileri gelecek. Aynı şekilde burada da dedi country, cases dediği. Cases'ı ben eşitledim vaka sayısına. Vaka sayısı cases'e eşitleniyor. Yani vaka sayısındaki label buradaki sayıyı alacak otomatik olarak. Ardından burada da ara butonuna tıkladığımda bana bir tane diyalog show, yani diyalog mesajı gösterecek. Tıkladığımda bir saniye bekleyecek. Ardından korona kodu gelecek ve buradaki verileri işleyecek bize. Ana sayfa formu açıldı. Bütün ayarlar yapılmış gibi gözüküyor. Bir şey atlamadıysam. Bu projeyi hemen yüklüyorum. Bir şey atlamışım. Burada biz diyalog mesajını çıkardık ama diyalog mesajını iptal edeceğimiz kısım yok. Bu yüzden burada da tekrar diyoruz ki progress dialog show hide. Yani buraya girdikten sonra burayı iptal et diyoruz. Tamam, şimdi bir daha yollayalım. Projemiz yüklendi. Ülke giriniz kısmını hemen buradan Türkiye yazayım. Bir saniye dedi. Ve şu an progress dialog hide'i kapatacak ve bize verileri otomatik olarak şuradaki sitedeki, buraya Türkiye yazayım. 34.109. Buradaki verilerin hepsini aynı şekilde çektiğim ki buraya USA yazayım mesela. USA yazayım ve aynı şekilde direkt verilerimiz çekti. Ama şimdi projemizi siz böyle yayınlarsanız bir hatayla karşılaşacaksınız. Ülke girmeyip boş bir şekilde basarsanız burada uygulamamız çökecek. Bunun için de buraya bir tane try cache komutu koymamız lazım. Kodumuzun bittiği yere try cache koyalım. Ve diyelim ki burada message box, bize bir tane message box çıkarsın. Desin ki lütfen ülke gireniz desin. Burada da hata versin bize. Aynen. Try cache'e düşecek burada. Eğer bir hata varsa burada direkt try cache'e düşecek. Burada da bize bir tane mesaj box çıkaracak. Tekrar yollayalım kodu. Projemiz yüklendi. Ülke giriniz diyor. Ben yine boş bırakacağım. Ara butonuna bastım. Bir saniyede bulmaya çalışıyor. Bulamayacağı için bize try cache yolladı. Buraya yolladı ve lütfen ülke giriniz diye bir hata yolladı. Ve uygulamamız gördüğünüz gibi çökmedi. Tekrar buraya ben Türkiye yazıyorum. Gördüğünüz gibi direkt verileri çekiyor. Bir de mesela klavyeniz açıkken bu arama butonuna tıklarsanız klavyeniz kapanmıyor. Bunun için de bir kodumuz var. Bunun içinde bir tane kütüphane var. Onu kullanmamız lazım. Buradan kütüphaneden bunu aktif etmemiz lazım. Ve kütüphanesini. Ve ara butonuna tıkladıktan sonra diyoruz ki dim klavye ismini vereyim ben buna. Klavye ismini verdim. S, ime. Diyorum ki
Klavyeyi bir önce initalize edelim ama isim vermeyelim, boş geçelim. İnitalize edelim. İsmine gerek yok. Klavye hide keyboard. Klavyeyi gizli. Ve projeyi tekrar yükleyelim ve görün olanları. Uygulamamız yüklendi. Ülke girinizde tekrar Türkiye yazıyorum. Ve arama butonuna basacağım. Klavyemiz gidecek. Bastım ve klavyemiz gitti. İlk veriyi çekerken biraz zaman alıyor ama ardından tekrar tekrar sorgulattığınızda hiçbir şekilde yavaşlık söz konusu olmuyor. Bu dersimizde nasıl bir web server üstünden, bir API üstünden nasıl veri çekebileceğimizi uygulamamızı ondan bahsettim. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Kanalıma abone olup videoyu like etmeyi unutmayın. Böyle projeler sırasıyla tekrar gelecektir. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.